Hocam merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Sağ olun. Bu devirde insana rastlamak çok zor. Okullar tatil diye siz de herhalde formanızı çıkardınız. Çok terledim bugün ameliyatlarda da o yüzden çıkardım. Vicdanlara sesleniyorum. Beğenmediniz mi? Değiştireyim mi? Yok, ben sadece öyle bir merak ettim sizi. İyi peki. Hocam burun dolgusu neden yapmıyorsunuz? Vaktiniz varsa anlatayım. Burun dolgusundan fayda görecek hasta sayısı çok azdır aslında. Bakmayın hani internette çok fazla göründüğüne falan. Biraz da hani burun ucuna da çok yükleniyorlar görüyorum. Eşek bilmediği otu yerse başı ağrır. Burun ucuna dolguyu yapmak aynı zamanda risklidir de. O bölgenin dolaşımı açısından çok daha büyük dertlere sebep olabilir. Hayatını çok daha kötü bir hale getirebilir hastanın. O yüzden burun ucuna dolgu benim çok tercih ettiğim şey olmaz. Ama burun sırtı bölgesinde biraz daha çukurluklar vesaireler ya da küçük bir burunda belki küçük dokunuşlar için dolgu kullanılabilir tabii. Değil mi ya? Bunu sizin tıbbi olarak değil de sevmeme gibi daha kişisel bir yapmama nedeniniz var mı? Kan davası yok. Kafamızda bir terazi vardır. Biz teraziye bir tarafında hastaya vereceklerimizi koyarız. Bir taraftan da hastanın kaybedebileceklerini ya da bu işin yan etkilerini koyarız. Bizim aramızda seninle şaşmaz bir terazi var. Şimdi burada bizim alacağımız çok güçlü olmalı. O terazinin kefesini yere vurdurmalı ki biz bu işi yapmalıyız. Yoksa hastayı olmadık risklerle baş başa bırakmış oluruz. Sakın! Şimdi hastalar genelde burun ameliyatından korkar ama burunda yapılacak işlerin arasında riske en az olan şey ameliyattır. Ama hasta tabii uyuyor vesaire. İşte işin içine kemik kıkırdak şekillendirme giriyor. Bu korkutucu geliyor hastaya ama inanın ki oraya bir dolguyla çok daha geri dönüşümsüz hasar verebilirsiniz hastalara. Bir yandan da şöyle bir şey var. Yüz hastanın 99'u burnu küçülsün diye gelir. Burnu büyüsün diye gelmez. Şimdi dolgu büyüten bir şeydir. Yani bunu bir çimento gibi düşünün. Burnu büyütür. Belli alanlarda kullanıp şekillendirebilirsiniz dediğim gibi çok nadir olsa da. Ama yani burnu büyüsün istemez çoğu hasta. O yüzden biz kıkırdak şekillendiririz. Bazı kemik dokudan alırız, kıkırdaktan alırız, bükeriz ameliyatta. Yani bunları çok rahat yapabiliriz. O yüzden ameliyat her zaman altın standarttır, ilk tercihtir. Ameliyat diye bir şey var. Peki burnunun boyutuyla şikayeti olmayıp şeklini beğenmeyenler aparat kullanabiliyorlar. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Kısa boylu bir vatandaş gece yatarken kendini ayaklarından tavana asarsa boyu uzuyor mu? Bilmem, aslında fayda ederse ben yapayım. Benim de... Yani, uzun boylu biri olmadığım için. İşte yani böyle bir şey aslında. Hani ne olur bu aparatlar baskı yaptığı için belki de sabah ödemini biraz alabilir. Ama kıkırdağı kemiği şekillendirebileceğini düşünebilir miyiz? Böyle bir şey olabilir mi? Mümkün değil. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Hocam o zaman yeni sezonda formanızla, üniformanızla, önlüğünüzle sizi tekrar görmek dileğiyle. O zaman sizi de Romeo Juliet'teki rolünüze ait kıyafetlerle görmeyi istiyoruz burada. Bakarız. İsmini vermek istemeyen kamera arkası olarak. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.